Merhaba arkadaşlar birçok arkadaşımızın merak ettiği bir konu var sınıfta kalma nasıl olacak bu sene sınıfı geçmek için ne yapmamız gerekiyor devamsızlıktan sınıfta kalma var mı gibi birçok konuyu sizlere açıklayacağız videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız bildirimleri de açmayı unutmayınız hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki birçok arkadaşımız sınıfta kalmayı merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı noktayı koydu ve bu sene sınıfta kalma olacağını söyledi. Yani bu sene sınıfta kalma var arkadaşlar. Ama şöyle belirtelim sınıfta kalma nasıl olacak gibi sorularınızı hemen açıklayalım. Ee şöyle liselerde sınıfta kalmak için baraj 50 arkadaşlar eğer... Sizin yıl sonu ortalamanız eğer 50'nin altındaysa yani diyelim 48, 45, 30 fark etmez. 50'nin altındaysa arkadaşlar sizin yıl sonu ortalamanız yani bütün derslerinizin ortalaması 50'nin altındaysa liselerde sınıfta kalıyorsunuz. Bunu belirtelim. Bu sene sınıfta kalma yok diye bir şey yok arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı çünkü sınıfta kalma aynı şekilde olduğu gibi olacak dedi. Ortaokullarda ise 45 arkadaşlar ortalama yani sınır 45. Eğer yıl sonu ortalamanız yani bütün derslerin bizim toplam e, ortalaması. Eğer 45'in altındaysa okullarda da bu sene sınıfta kalma var. İlkokullarda zaten sınıfta kalma yok diyebiliriz. E, baktığımızda devamsızlıktan kalma olacak mı? Devamsızlıktan kalma şöyle arkadaşlar olmayacak ama e, derslerinize katılmanızı e, canlı derslere katılmanızı tavsiye ederim. Neden diye sorarsanız çünkü verilen söz notları canlı derslere göre verilecek. Yani sizin canlı derslere katılımınıza göre sözlü notu verilecek. Bunu da hatırlatmak isterim. O nedenle canlı derslerinize katılın derim ama bu sene devamsız kalma yok arkadaşlar bunu da belirtelim videomuzu sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın